İnternetin belki de en tehlikeli sitesi. Deep Web'in en büyük illegal marketi Silk Road, FBI tarafından koordine edilmiş bir operasyonla kapatıldıktan sonra sitede bulunan 5 milyar dolar değerinde 170 bin Bitcoin'e FBI tarafından el koyuldu. FBI siteyi ele geçirdikten sonra site veri tabanını incelediğinde hala ele geçirmedikleri 13 milyar dolar değerinde 470 bin Bitcoin olduğunu fark etti. Site sahibi Ross Ulbricht, kayıp Bitcoin'lerle ilgili sorgulandığında bu 470 bin Bitcoin'in siteyi geliştirmek için kullanıldığını söyledi. Ama ne FBI ne de site sahibi Ross Ulbricht bu 470 bin Bitcoin'in 50 bininin basit bir üniversite öğrencisinde olduğunu bilmiyordu. İyi ve başarılı bir hacker olduğunuzu düşünün. İstediğiniz her sisteme girip çıkabilen bir bilgisayar korsanı. İçerisinde binlerce azılı suçlunun olduğu internet tarihinin en tehlikeli sitelerinden birisi olan Silk Road'la uğraşmazdınız değil mi? Çünkü kulağa korkunç gelen bir fikir hem böyle bir sitenin çok iyi korunduğundan dolayı zor hem de içerisi kiralık suçlularla dolu olduğundan tehlikeli olurdu. Peki 21 yaşında sıradan bir üniversite öğrencisi olan James Jimmy Zong bunu nasıl yaptı? Sahiden basit bir üniversite öğrencisi Deep Web'in en büyük illegal marketinde bir açık bulup bu marketi tam 3.4 milyar dolar soyarsa ne olur? Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse lütfen aşağıdan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çünkü yüksek beğeni sayısı benim daha hızlı içerik üretmeme ve videonun daha fazla önerilmesine sebep oluyor. Ayrıca lütfen abone değilseniz abone olun ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten sizin görüşleriniz benim için çok değerli. İyi seyirler. Kahramanımız James Zong iyi bir çocukluk geçirmedi. Hatta çocukluğu ve gençliği adeta bir dram filminden fırlamış gibi bile diyebilirim. 1991'de Çin'den göçmüş bir ailede doğan James ne annesi ne de babasıyla hiçbir zaman iyi ilişkiler kuramadı. İlişki kurmayı bırakın hiçbir zaman iletişim bile kuramıyordu çünkü annesi gece nöbetlerine kalan bir hemşireydi. Ve James uyurken çalışıyor, uyanıkken de uyuyordu. Babası ise tam bir hayal kırıklığıydı çünkü hiçbir zaman iş bulamamasının yanı sıra eşyalar satın alıp onları bir dolardan satmaya çalışıyor ve satamadığı onları evin deposunda saklıyordu. Çok zaman geçmeden James'in anne ve babası boşandı. Bunun yanı sıra James'in okul hayatının dramatik aile hayatından pek geri kalır bir yanı da yoktu. Çünkü James kendi söylediğine göre okulda hem dersleri iyi olduğu için hem şişko hem çirkin hem de göçmen olduğu için sıklıkla zorbalık görüyordu. Bundan dolayı okulda sosyalleşmek yerine kendini kitaplara vermek dışında bir kaçış yolu bulamıyordu. Acılarla dolu hayatında kendini güvende hissedip var olabildiği tek yer ise internetti. Okuldan döner dönmez bilgisayarını açıyor ve gününün geri kalanını bilgisayarda geçiriyordu. Forumlarda takılıyor ve boş zamanlarını kodlama öğrenmeye harcıyordu. Lise bittiğinde her zorbalık görüşünde kendini kitaplara kapatması işe yaramış olacak ki üniversite sınavından kusursuza yakın bir puan aldı ve Georgia Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığını burslu olarak kazandı. James sonunda ailesini etkileyebileceğini ve onları gururlandırabileceğini düşünse de bu sınav sonucu iki aile bireyinin de umrunda olmadı. Bu da James'in büyük bir hayal kırıklığıyla eşyalarını toplayıp bir daha hiçbir aile üyesini görmemek üzere onları terk etmesiyle sonuçlandı. Yeni bir hayata başlamak ümidiyle üniversiteye giden James, burada bir dijital para birimi olan Bitcoin'le tanıştı. O dönemlerde bu sanal para biriminin 5000 tanesi yaklaşık 5 dolar ediyordu. Blockchain teknolojisiyle işleyen bu sanal para biriminin bloklarındaki matematiksel doğrulama işlemlerini farklı tekniklerle çözümleyerek bu sanal para birimini, Bitcoin'i elde edebiliyordunuz ve bu işleme de Bitcoin mining deniyordu. Bilgisayara fazlasıyla meraklı James, kaldığı yurt odasında harçlık çıkarabilmek için Bitcoin mining işine girişti. Bitcoin'in adını duyan 1000 kişinin bile olmadığı o günlerde, James Bitcoin mining işinden iyi kötü para kazanmaya başlamıştı. Bilgisayarını günlerce açık bırakıyor ve elde ettiği Bitcoin'leriyle bira ya da yemek alıyordu. Daha sonrasında harcadığı enerjinin yanında kazandığı paranın düşük bir miktar olduğunu fark edince bu işi bırakıp okuluna odaklanmaya karar verdi. Geçen zamanda Bitcoin değer kazanırken James okulunda her geçen gün daha iyi bir öğrenci haline geliyordu fakat ortaokulda yaşadıklarından dolayı içine kapanıktı. Hala bir sosyal hayatı, arkadaşları veya bir sevgilisi yoktu. Bir gün klasik rutininde bilgisayarını açıp baktığında bir Bitcoin'in 30 dolar olduğunu gördü. Önceden yaptığı Bitcoin mining işinden binlerce Bitcoin'i vardı ve bunu paraya vurduğunuzda yüz binlerce dolar ediyordu. Geçmişte yaptığı bu iş ona bir öğrenciye göre fazlasıyla lüks bir hayat yaşatabilir, onu sosyal ortamlara sokabilir, belki ona bir kız arkadaş bile edindirebilirdi ama bir sorun vardı. James geçmişte elde ettiği Bitcoin'lere ulaşamıyordu. İşte burası tam anlamıyla kırılma noktası. Çünkü James kaybettiği binlerce Bitcoin'i kurtarmak için Bitcoin Talk forumuna üye olup sorular sormaya başladı.
Hayalindeki araba olan Mercedes-Benz marka 300 ST arabayı kısaltıp MB 300 ST Nicky ile kaydolduğu büstede kripto dünyası ile ilgili bir sürü yeni şey öğrendi. Kendisinin bira içmek ve yemek yemek için keşfettiği Bitcoin, yapısı dolayısıyla takip edilemediği için internetin karanlık yüzü Deep Web'de illegal işler için kullanılıyordu. James kaybettiği kripto paralar için kaydolduğu Bitcoin Talk forumunda ona milyarların kapısını açacak, internetin görünmeyen, karanlık yüzüyle, Deep Web'le ve internetin en tehlikeli sitesiyle Silk Road'da tanışmıştı. Silk Road'u Deep Web'in Trendyol'u gibi düşünebilirsiniz. Trendyol'dan tek farkı burada her türlü illegal ürün ve hizmeti güvenilir bir şekilde satıp alabiliyordunuz. Aktif olduğu dönemde Silk Road'da bir seri katilden tutun bir hacker'a, silaha, uyuşturucu maddelere hatta insan organlarına bile erişim sağlayabiliyor. Bunları adresinize kargolatabiliyordunuz. Site kısa süre içerisinde o kadar popüler olmuştu ki FBI kayıtlarına göre sitede sadece birkaç gün içinde 100 milyonlarca dolar değerinde işlem yapılıyordu. O dönem bunlar bilinmese de Silk Road fazlasıyla popülerdi ve James de siteye bir göz atmak istedi. Birkaç Bitcoin yatırdı. İlgisini çeken hiçbir şey bulamadığındaysa yatırdığı parayı geri çekmek istedi ve para çekme tuşuna yanlışlıkla iki kez tıkladı. Şaşırtıcı bir biçimde parası kendisine iki kez gelmişti. Hemen ardından yeni bir hesap oluşturup aynısını 500 Bitcoin'e denedi. Bingo! 4 tıklamayla 2000 Bitcoin James'in hesabındaydı. Birkaç gün boyu aynı şeye devam etti ve günler sonra tam 30 bin dolarlık Bitcoin cebindeydi. Bu parayla iyi bir öğrenci hayatı yaşayabilirdi ama o doymadı ve yaklaşık 2 hafta içinde James Silk Road'da tam 140 işlem yaparak o dönem 620 bin dolar eden 50 bin Bitcoin'i Silk Road'dan çaldı. Ama böyle büyük bir illegal yapıdan bir şeyler çalıp öylece kaçamazsınız. Vurgundan birkaç gün sonra site sahibi Ross Ulbricht o dönemkindeki Dread Pirate Roberts'la James'e bir mesaj attı. Böyle bir siteyi soyduğunuzda site sahibinin sizin ölüm emrinizi vermesini, sizi tehdit etmesini ya da sizi kaçırtmasını beklersiniz değil mi? Öyle olmadı. Ross Ulbricht, James'e açığı nasıl yaptığını sordu ve cevabı alınca onu birkaç milyon dolarla ödüllendirdi. James hiç beklenmedik bir şekilde henüz 20 yaşında bir multimilyoner olmuştu. Birkaç milyon dolar paraya ne yapılır? Bir iş kurmayı bırakın, kendinizi dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir hayat kurabilirsiniz. Bu birkaç milyon doları çoğaltacak işler yapabilir, dünyayı gezebilirsiniz. Peki James bu parayla ne yaptı? Hayatı boyunca sosyal kabul görmemiş, aile nedir deneyimlememiş birisi olan James, kazandığı parayla bir hayat kurmayı bırakın, parayı doğru düzgün harcamadı bile. Onun yerine yıllardır üye olduğu Bitcoin Talk forumunda yeni bir hesap açtı ve kendine sahte bir kimlik yarattı. Siteye üye olduğu yeni Nicky Loaded, James'in yazdığına göre bir kripto milyarderiydi. Dünyanın dört bir yanından insanlara kripto yatırımı ile ilgili danışmanlık yaptığını iddia ediyor ve hatta müşterilerden birisinin onu özel bir jetle Çin'e getirtip ona orada özel bir tuvalet kullandırdığını anlatıyordu. Bitcoin kazandığını ve bu işten çok anladığını söylüyor ama nasıl kazandığını saklıyordu. İşler James'in tarafında iyi giderken tarihler 2013'ü gösterdiğinde Silk Road FBI tarafından kapatıldı ve sahibi Ross Ulbricht yakalanıp sorgulandı. Kapatılmasının yanı sıra siteyle ilgili tüm verilere de ulaştılar. Tüm para akışı, tüm alışverişler, adresler, her şey FBI'nin elindeydi. Yetmezmiş gibi sitedeki 170 bin Bitcoin'e de el koydular ama veriler sitede 614 bin Bitcoin olduğunu gösteriyordu. Yani büyük bir miktar kayıptı ve bu miktarın büyük bir bölümü de bizim James'teydi. Eğer isteseler onu çok basit sorgulamalarla yakalayabilirlerdi ama kimse James'te böyle bir paranın olduğunu bilmiyordu. Ta ki James odasından çıkmaya karar verene kadar. Günlerini Bitcoin forumlarında boş yapıp bilginlik taslamakla geçirirken zaman ilerliyordu. Tarihler 2019'u gösterdiğinde bir Bitcoin 10 bin dolardan satılıyordu ve James'te 100 binden fazla Bitcoin vardı. Artık bilgisayarının başından kalkıp sosyal kabul görmenin vakti gelmişti. Ama James'in sonu sosyalleşme merakından dolayı gerçekleşti. Kazandığı parayla bir sürü lüks araç, bot, yat, özel jet, jet ski, motosiklet aldı. Gece kulüplerine gidip loca açtırıyor. Spor etkinliklerinde en pahalı biletleri alıp en özel yerlerden maçları izliyordu. Parası yüzünden edindiği arkadaşlarına 50 bin dolar değerinde Bitcoin'ler hediye ediyor. Dışarıdan döndüğünde ise Bitcoin Talk forumunda daha fazla yalan yazıyordu. En büyük isteği ise bekartını kaybedip bir kadınla beraber olmaktı. James bunun için evrak çantasına 700 bin dolar nakit para koyup dışarıda gezmeye başladı. Kadınların bunu görüp onun ünlü bir iş adamı olduğunu düşünerek ondan etkileneceğini düşünüyordu. Evet, şaka değil. Bunlar James'in kendi ağzından çıkan sözler. Ne yazık ki 700 bin dolarlık çanta fikri işe yaramadı. James hiçbir kadının yatağa atamaması yetmezmiş gibi bekartını bir hayat kadınıyla kaybetti. Üstüne üstlük 700 bin dolarını da çaldırdı. 2019'un Mart ayının sonlarına doğru evine geldiğinde odasının camının kırık olduğunu fark etti. Hemen içerisinde 700 bin dolar olan çantasını aradığında çantanın çalındığı gerçeğiyle karşılaştı. Hemen polisi aradı. Çünkü çantanın içinde 700 bin dolardan daha önemli bir şey vardı. Milyonlarca Bitcoin içeren bir USB bellek çantasıyla beraber gitmişti.
Hemen polis aradı ve konuyla alakalı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma ne kadar kapsamlı olsa da asla ne hırsızı ne de o evrak çantasını bulamadılar. İşin kötüsü, basit bir öğrencinin 700 bin dolarlık bir evrak çantasıyla gezmesi Amerika Gelir İdaresi'nin ilgisini çekmişti. Çünkü James'in parasının tek bir kuruşu bile devlete kayıtlı değildi. Devletin bu kadar büyük bir paradan haberi yoktu. Daha kötüsü, James bu yetmezmiş gibi evine giren hırsızdan dolayı korkup bir göl kenarında kendine 1 milyon dolarlık yeni bir villa satın almıştı. Resmen elindeki vergilendirilmemiş parayı gelir idaresinin gözüne sokuyordu. Çok geçmeden gelir idaresi James'le ilgili bir soruşturma başlattı. James'in internet sağlayıcısından yaptığı tüm internet aktivitelerinden tutun, ona bağlı tüm IP adreslerini istediler. 1 Ağustos 2016'dan 1 Nisan 2021'e kadar tüm internet kayıtlarını aldılar ve James'in tüm alım satımlarına eriştiler. İşlem yaptığı tüm kripto borsalarından tüm işlem geçmişlerini talep ettiklerinde işlem geçmişlerinin Silk Road'a kadar gittiğini gördüler. Silk Road veri tabanıyla bu işlemleri karşılaştırdıklarında James'in Silk Road'da yapılmış 140 işlemi olduğunu gördüler. Artık James Silk Road davasına ortak edilmişti. Bundan habersiz konağında otururken 9 Kasım 2021'de konağına ve diğer evine baskın yapıldı. Evinde sakladığı milyonlarca nakit dolar ele geçirildi. Baskın esnasında bir teğmenin odasındaki bir cips kutusunu açmasıyla içerisinde 3.4 milyar dolarlık bitcoin olan bir hard disk buldular. Tüm bu kanıtlar onu yıllara bağlamaya yeterdi fakat yargılama esnasında James'in basit bir açıkla tüm bu paraları elde ettiği ortaya çıkınca tüm mal varlığına el koyuldu ve sadece 1 yıl 1 günlük bir hapis cezası aldı. Günümüze geldiğimizde James hapisten çıkalı tam 2 yıl oluyor ve şu anda araba şoförlüğü yapıyor. Belki de bilgisayar programcılığı kariyerine devam etse daha iyi bir hayatı olabilirdi ama o kolay yolu seçti ve şu an New York'taki binlerce şoförden birisi.